Gündem Beşiktaş'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Ergin Aslan karşımızda. Ben de Mesut Süver'in kademesindeyim. Antalya'da Mesut Süver. Nasılsın abi? İyiyim Orhun, sen nasılsın? Ben de iyiyim abi, teşekkür ederim. Taze bir isimle başlayalım, Weghorst'la. Evet. Hem Dünya Kupası'nda adından evet. söz ettirdi hem de Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'ya da Weghorst'la alakalı sorular soruldu. Weghorst'un satın alma bedelinin opsiyonunun 10 milyon euro gibi bir miktar olduğunu açıkladı Sayın Kazancı. Abi Beşiktaş tabii ki birdenbire 10 milyon euro veremez. Yani 3 büyükler çok yüksek bir tutar 3 büyükler için. Ama siyah beyazlar oyuncunun bonservisi için bir kaynak yaratmalı mı? Weghorst böyle bir durum vaat ediyor mu sence? Weghorst böyle bir giriş yaptı ligi aslında. Çok çok sükseli bir giriş yaptı. Ama hani takımın genel olarak bir düşüşü oldu. İşte Valerian İsmail dönemi, kopukluklar oldu. Oyun sistemidir, tartışmalardır ki bir maçtan sonra Weghorst'un aslında İsmail ve oyun sistemiyle ilgili yaptığı eleştiri fişi çekti. Yani herkes söylüyordu. Yorumcular, onlar bunlar söyleyen vardı ama takımın en merkezi, en önde gelen oyuncusu böyle bir cümle kullanınca fiş çekilmiş oldu. Yani Weghorst'la hikayeyi biraz daha Şenol Güneş'le görmek lazım. Çünkü niye istersin bir oyuncu takımda kalması için? Sezon sonunda bir Gomez etkisi bırakır. Yeniler çok bilmez, belki bir Ferdinand etkisi bırakır. İşte son yaptığı hataları kenara bırakıyorum, bir Abubakar etkisi yapar. Dersin ki yani ya bu adam için uğraşılır dersin. Ama şimdi rakam 3-4 milyon euro olsa yine üzerine konuşabiliriz. Ya 10 milyon euro gibi bir rakam yok. Böyle bir kaynak da yok. Beşiktaş'ın böyle bir parası da yok yani. Kimsenin yok zaten. Yani ha nasıl olur? Beşiktaş şampiyon olur. Weghorst'un şampiyonluk serüveninin içerisinde ciddi bir katkısıyla şampiyon olur Beşiktaş. Şampiyonlar Ligi geliri o bu olur ama yine oradan hop 10 milyon euro veremezsin. Yani Weghorst der ki ya şampiyon oldum, Şampiyonlar Ligi'nde devam edeceğim. Burnley'e falan biraz hani taleplerini bildirir. Onlar da alt ligde kalmış olur. Umarız hani Beşiktaş'ın işine yarayacaksa. Belki öyle bir hikayeden 10 milyon euro değil ama böyle 4-5 bandında, 5,5 bandında gibi bir hikaye çıkabilir. 6 bandında maksimum. Şampiyon olmuş bir Beşiktaş'tan bahsediyorum. Onun dışında böyle bir parayı Beşiktaş zaten karşılayamaz. Weghorst da lige girdiği ikna durumunu şu anda çok karşılıyor diyemeyiz. Yani Dünya Kupası sükse yaptı. O da Beşiktaş'ın tabii işini zorlaştırdı. Yani orada bir kendini gösterdi Weghorst. Yaş belki ileride ama yine sonuçta dikkat çeken bir performans koydu ortaya. Ocak ayında bile Burnley'e şeyle Weghorst'la ilgili soranlar olacaktır oyuncunun durumunu bence Avrupa'da. Yani biraz daha beklemek tabii, gerekiyor. Tabii. Caner Erkin de son günlerde Beşiktaş adına en çok ismi evet. geçen oyunculardan evet. biri. Her ne kadar Şenol Güneş, Ahmet Nurçebi bu isim noktasında çok ön planda açıklamalar yapmadı ama yine de boşta bir oyuncu gibi gözüküyor Caner Erkin. Hatayspor iddiaları söz konusu ama Beşiktaş iddiaları da evet. halen önde gelen iddialar arasında. Tabii geçtiğimiz hafta Caner Erkin'in takıma neler katabileceğinden de bahsetmiştik. Ben şunu soracağım abi, Caner Erkin Beşiktaş'a gelir mi gelmez mi? Açıkçası gelir. Bunu merak ediyorum. Şimdi Caner gelir miden ziyade Beşiktaş alır mıyı sormak lazım. Evet, çünkü aslında onu tabii, sormak istemiştim. Caner yoksa rüya gibi tekrar Beşiktaş'a dönmek, bu yaşta bu seviyeye tekrar geri dönmek onun için çok olumlu bir şey. Beşiktaş alır mı? Şimdi Şenol Hoca'nın konuşmasını, cümlelerini ben hani biraz şey diye tabir eder. İstemem yani cebime koy cümlesini kullanmıştım burada. İster Şenol Hoca. Yani bu yine tekrarlayayım. Böyle insanlar acayip şeyler yazıyorlar sosyal medyada. Bu Ergin Aslan ister değil bu sorunun karşılığı. Bizim burada bir şeyimiz yok. Şenol Güneş ister mi? İstemeli mi başka bir şey? İster mi başka bir şey? İster. Niye ister? Şimdi Cenk yeri geldiğinde pivot oynayabiliyor. Weghorst yeri geldiğinde pivot oynayabilirsin ki hani Şenol Güneş'in kanat oyunlarındaki şeyinde etkilerini de biliyoruz Şenol Güneş sisteminin. O yüzden 6 aylık bir serüvende ister. Niye ister? Kalkıp Caner'le Beşiktaş 1,5-2,5 yıllık sözleşme yapmaz. Yapmamalı da zaten. Daha kısa sezon, vadeli. Kim kapacak sezon sonu elinden? Galatasaray mı Fenerbahçe mi kapacak? Yani Caner'i. Böyle bir risk olur da ancak o bağlayıcı sözleşme verirsin. 6 aylığı da kabul eder Caner Erkin. Ha böyle olmamalı hikaye. Yani bu tarz takımlarda hikayeler gitler geller tekrar Caner'e dönmekler. Ya Allah korusun Caner futbolu bıraksa büyük takımlar neredeyse şey kullanamayacak. Sol bek siz çıkacaklar maça. 10 kişi çıkacaklar. Sol bek yok. Niye? Caner bir bıraktı futbolu. Böyle olmamalı hikaye ama gerçeklikte Şenol Güneş'in 6 aylık, 6 ay da değil, 4 aylık, 3-4 aylık serüvende ligin ikinci yarısı için isteyeceğini düşünüyorum. Bu transferin
gerçekleşme ihtimalini yüksek görüyorum. Ceyhun Kazancı'ya Antalya'da evet. Valerian İsmail dönemi de soruldu abi. Sen evet. de takip etmişsindir. Valerian İsmail'le anlaşma sürecinde neler yaşandı, hı hı. öncesini de sordular ve Sayın Kazancı'da Roger Schmidt ve Dezerbi gibi hı hı. isimlerle de görüştüklerini evet. ancak İsmail konusunda mutabık kaldıklarını evet. belirtti ve en önemli detay da şu abi, herhangi bir pişmanlık yaşamadığını hı hı. söyledi bu konuda. Bu açıklamayı nasıl okumak gerekiyor abi sence? Şimdi sorar gazeteci, yani Fırat Güner orada gazetecilik yaparak bunları, çünkü kamuoyu da bunları merak eden şeyler. Şimdi Ceyhun Kazancı'yı karşınızda gördüğünde aklınıza ilk gelen şey Valerian İsmail çağrışımı oluyor. Dolayısıyla sorulacak. Tabii şimdi Dezerbi, Schmidt bunlar oldu mu? Olmadı. O zaman çok konuşmanın almış. Farkiye falan da gitmişti yani Beşiktaş. Olmadı yani. Şu görüşürsün hocam. Mourinho'ya da götürürsün teklif. Gelmiyorum der olur biter. Tuhel'e de götürürsün. Gelmiyorum der olur biter. Yani onlarla akla gelmiş olması, temas kurmak bir şey değil. Kurarsın Beşiktaş'ta. Kimin geldiği ve kimin nasıl bir iz bıraktığı meselesi. Dolayısıyla Valerian İsmail teknik adam olarak Beşiktaş için ciddi bir zaman kaybı ve kayıp olmuştur. Maddi ve manevi kayıp olmuştur Beşiktaş için. Süreç çok da uzadı. Fazla da kaldı Beşiktaş'ta. Gerçekten o koltuğu, Beşiktaş teknik direktörlük koltuğunu o kadar uzun süre işgal, meşgul edecek kadar yeterli bir teknik adam değildi. İyi bir insandı, kabul ediyorum. Hiç asla başka bir şey söylemem ama işte zaten skorlarda, oyunda kendini gösterdi. Kafa karmaşasıyla yani o sistem karmacası, ikna edememe, gidecek mi kalır, hangi maçtan sonra gider, şu maçtan sonra gider mi falan tartışmalarıyla yol yürüyemezsiniz zaten. Bu tartışmaların çıkmasının sebebi de Valerian İsmail'in background'u, CV'si. Yani CV'si güçlü bir teknik adam. Kötü gittiği dönemler olur ama insanlar şöyle düşünür. Evet kötü gidiyor ama öyle bir potansiyeli var ki bunu daha önce yaptı. Yine yapabilir düşünebilir. O da onu da tatmin evet. etmeli. Dolayısıyla yani Ceyhun Bey burada tabii ki aktif görevde bir teknik adamken pişmanım demez. Çünkü derler ki yani bak maddi manevi Beşiktaş zarara soktun o zaman. Dolayısıyla hamlesinin arkasında duracaktır. Onu da anlıyorum. Duracaktır hamlesi ama ben olsam o soruya o dönem kapandı cümlesini ki söyledi 2-3 defa ısrar ederdim. Artık yeni bir dönem var. Şenol hocamızla yeni bir yol yürüyoruz deyip devam ederdim. Çünkü bir sürü şey söyledi. Olumlu ve mantıklı röportaj içerisinde bir sürü şey de söyledi. Ama bak bu masaya bile o cümle geliyor. Çünkü budur yani. Her yer çünkü bunu gördü. Hup, tabii ki. O gelir. O yüzden yani Valerian İsmail ile ilgili fikrim neyse o konuda da hiç şahitsin zaten. Hiç değiştirmedim. Yanlış bir tercihti. Bir hataydı. Bence Beşiktaş adına da pişmanlık duyulması gereken bir süreç. Rotayı Katar'a kıralım abi. Kıralım. Dünya Kupası'nda artık son virajda takımlar. Tabii Beşiktaş açısından da çok ayrı bir şey ifade ediyor. Çünkü 2002 Dünya Kupası'na 4 tane oyuncu Doğru. gönderdi Beşiktaş. Bunlardan 2 tanesi, bir tanesi yarı finalde Romain Saiz. Çeyrek finalde damga vuran oyunculardan biri de Weghorst oldu. Evet. Sayısı daha sonra soracağım evet. ama Beşiktaş kasasını da doldurdu. Evet. 600 bin dolar özür dilerim. Böyle bir meblağ gelir elde etti. Sayısı ayrı değerlendireceğiz ama Enkudu, Atiba ve Weghorst'un performansını nasıl evet. buldun bu Dünya Kupası'nda evet. abi? Ya bu bir kere iyi bir para Beşiktaş şu anda ki büyük takımların hepsi Türk futbolu meteliğe kurşun atarken bu gelen paralar önemli Beşiktaş için. İyi bir hatırı sayılır yerli oyuncunun yıllık maaşı neredeyse. Atiba performansı zaten Atiba biraz da onore edilmek üzere. Yani o serüven biraz milli takımda da son şey olsun diye madalya şeklinde kendisine sunulsun diye götürüldü. Yani zaten buydu Kanada milli takımının seviyesi. Atiba'nın orada yaş itibariyle yapabilecekleri. Onun orayı görmesi adına seviniyorum. Weghorst çok ciddi bir sükse yaptı. Doğru. Beşiktaşlı olarak onu izlerken insan gururlanıyor golleri atması. Ama şöyle de düşünüyor. Şimdi Mayıs ayı geldiğinde bu gollerin hepsi karşına sıkıntı olarak çıkacak. Dedim ya Ocak'ta bile çıkabilir. O yüzden hani Weghorst performansı hoca bu arada Van Gaal'de herhalde en büyük eleştirilerden biri bundan dolayıdır. Yani adamın Kesinlikle. Aldığı süre ve attığı gol oranı ki adam sana vasat olarak gelmedi yani hazır bir Weghorst geldi. Bu kadar da göz ardı edilecek bir oyuncu değildi. O açıdan Weghorst performansı çok iyiydi. Onun dışında Enkudu o da şey gibi Atiba gibi yani sönük bir performanstı. Kamerun'da zaten çok yol yürüyemedi. Orada da zaten bütün maçlarda 11 başlayıp devam etmedi Enkudu. Ama bunların hepsini şey gölgede bıraktı tabii. Saiz gölgede bıraktı.
İnşallah hikaye devam eder. Yani o sakatlığı var ama hani burada şey diyemezsin Sayıs'a. Yani belki kızıyor insanlar Beşiktaşlar ama ya oynama. Niye Gaziantep maçı vardı da tamam da yani kendimizi koyalım onun yerine. Euro 2008'i hatırla abi. Şimdi, Nihatlar sakattı, herkes sakattı, oynadılar. Ben Türk milli takımında futbolcuyum. Oynuyorum sağ açık. Ama aynı zamanda da kimin futbolcusu olayım? Marsilya'nın oyuncusu olayım yani. Ha, büyük takım örneği verelim. Marsilya. Hadi diyeyim ki işte Barcelona'nın oyuncusuyum. Şimdi Türk milli takımı orada yarı final oynuyor. Rüya gibi bir şey. Finale çıkacak falan hani o sakatlığı falan hani sonraki serüveni çok düşünmez insan psikolojisi, sporcu psikolojisi. Çünkü Dünya Kupası bir futbolcunun oynayabileceği en yüksek mertebe. Bir hali ki mucizeler oluşturarak gelmişsiniz yarı finale kadar. Umarım oynar Sayısı. Biz de gururla izleriz Sayısı. Performansına gelince Fas milli takımı genel olarak zaten çok tecrübe, şöyle düşünülmesin. Bunu futbolla ilgili biraz ilgili insanlar biliyordur ama genelde şöyle bir algı var. Fas, işte Fas liginden çıktılar. Oradan bir takım oluşturuldu. Geldi, yürüyordu. Öyle değil. Fas'ın oyuncuları bireysel olarak baktığınız zaman çok, çok büyük isimler. İyi yerlerde oynuyorlar. Çok kariyerli isimler. Birçoğu zaten Avrupa merkezli altyapılardan yetişip Fas milli takımını tercih etmiş oyuncular. Sayıs de o puzzle içerisinde en önemli parçalardan biri. Birkaç tanesinden biri. Niye bu kadar kıymetli kılıyor Sayıs'ı? Şimdi gol yemeden bir tane gol yediler. Kendi kalelerine attılar. Buraya kadar geliyorsun. Burada değil hikaye. Dön. Grup maçlarında 6 maçta gol yemediler. Hazırlık maçları var. 4 tane gol yemediler. Tabii ki böyle bir savunma performansı varsa o savunmanın da bir numaralı ismi Sayıs'ı. Bütün paye Sayıs'a yazıyor. Valla ben gururla izledim. Bir önceki Dünya Kupası'nda aynı hikayeyi Vida'yla yaşamıştık. Şimdi Sayıs'ta yaşıyoruz ama neyse ki Sayıs'la ilgili şimdi şöyle bir şey yok. 50 milyon euro, 40 milyon euro. Sayıs'ta henüz o şeyler gelmedi. Evet. Gelmesin tabii. Sayıs şimdi özgüvenli dönecek. Çünkü Galatasaray maçında Tayyip Talay'la birlikte o savunma Rozi falan ciddi hatalar yapmışlardı. Yani o savunma hattı. Şenol Hoca da böyle bir savunma vurgusu yaptı maçtan sonra. Belki oralara bir şeyler düşünüyordu hoca. Ama bu Sayıs bütün düşünceleri bence tersine çevirdi. Çok olumlu Beşiktaş açısından. Evet. Çok kısa bir Arjantin yorumu da alacağım Arjantin. Abi. Dünya Kupası'nda finale adını yazdıran ilk takım olmuştu dün. Bu akşam da Sayıs'lı evet. Fas'ı izleyeceğiz Fransa karşısında. Rakip kim olur? Arjantin'de özellikle Messi'ye neler evet. diyebiliriz? Valla gönlümden geçen Fas'ın finale çıkması. Fas'ın finale çıkması ama futbol gerçekleri bize çok öyle söylemiyor. Diyeceksin ki İspanya maçında futbol gerçekleri Fas mı diyordu? Portekiz maçında Fas mı? Hayır. Çok saygı duyuyorum. Çok büyük iş yaptılar. Bundan sonrası gerçekten artık mucize. Bak o futbolda çok büyük sürprizdi. Öbürleri çok büyük sürprizdi. Bu gerçekten mucize. Umarım olur. Ben Arjantin-Fransa finali olacağını düşünüyorum. Final sadece bir 90 dakikadan ibaret bir şey. Fransa bir belki birkaç adım önde de görülüyor olabilir. Ama 90 dakika kim kime dumduma bir alan, zaman. Her şey çıkabilir. Yani Messi faktörü var orada. Arjantin'in tarihsel tecrübesi var. Tribün ağırlığı Arjantin'de. Hatta Arjantin Fransa eşleşmesinde dünyanın %80'i hadi %5 daha vereyim. %75'i Arjantin safında olur. Böyle de bir sinerji olacak falan filan. O yüzden ben Arjantin'in kupaya yürüme ihtimalini yüksek görüyorum. Ben bir kere Arjantin'i destekliyorum Dünya Kupası'nda. Zaten şuradan evet, da oradan belli olduğu gibi Maradona. Bu Messi'cilik değil. Ben Messi'ci Ronaldo'cu değilim. İkisini de çok çok keyif aldım. İyi ki bize yaşattılar. İyi ki bu yaşımız o ikisine denk geldi. Hala bakıyorum böyle Manchester'ın maçı olduğu zaman, işte Paris Saint Germain'in maçı olduğu zaman oynar mı diye, kaçırmayayım diye. Çünkü daha nerede izleyeceğim, nerede bulacağım? Ve bu Dünya evet. Kupası az yıldızın olduğu, 4-5 yıldızın olduğu. 2026 Dünya Kupası bize bir Mbappe falan vaat ediyor. 2-3 isim vaat ediyor. Yok yani o yüzden hiç kaçırmam. Bu Messi'cilikten değil Maradona'dan dolayı. Gözümü Maradona'yla açtım. Ve Maradona'nın futbolculuğu zaten hani ben şöyle ayırırım. Maradona ve diğerleri hani Türk dünya futbol tarihinde. İki, Maradona'nın hikayesi sahanın dışındaki hikayesi saha içindeki hikayesinden daha büyüktür bence. O biraz beni biraz harca hani Beşiktaşlar'da şey vardır ya böyle asilik de vardır ya ötekidir yani diğeri evet. gibi diğeridir ötekidir. Arjantin'de biraz böyle öteki gibi oldu. Hala söylerim İngiltere'ye attığı gol, Tanrı'nın eli dediği gol futbol tarihinin en nizami golüdür.
hiç tartışmalara kapalıdır. Futbol kurallarının tamamen uygulandığı ve dünya tarihinin en nizami golü o goldür. Öyle atılır o gol. Ve rakiple beraber düşündüğün zaman, hani çok bizim konumuz olmadığı için çok girmek istemiyorum. O yüzden bir Maradona hayranlığı, futbol izlediğim sürece de Messi olur olmaz olur. Ben Arjantin tarafında olacağım. Ve gönlümden geçen oldu finale doğru. Sıkıntılı görüyordum ama buraya kadar geldiler. Umarım Dünya Kupası'nda da Messi'nin elinde o Dünya Kupası'nı havada görürüz. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta Gündem Beşiktaş'ın yeni bölümünde görüşmek dileğiyle.